yapmak istiyorduk Şampiyonlar Ligi gruplarını ama yani dünyanın da sonu değil. Ama bizi üzen bir şey var, o da şu. Ahmet abi daha konuya hakim. Arkadaşlarımız çok güzel bir anekdot yakın. 1995 yılından sonra hep kaldık gruplara. Bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları vardı ama ilk defa bir Türk takımı olmadan Şampiyonlar Ligi izleyeceğiz. Dünya Kupası'nda da yokuz. Bunlar tabii hep bizim için hanemize yazılan eksiler. Gerçekler başka. Duygusallık bambaşka bir şey ama futbolda gerçekler çok önemli sevgili seyirciler. Yani gerçekçi pencereden bakacak olursak Ahmet abi, kabul edelim ki yokuz yani Şampiyonlar Ligi'de. Hani bu Trabzonspor ölçeğinde değil. Yani genele vurduğumuzda sıkıntılıyız abi. E tabii Aykut, bu gerçekleri de hepimizin kabullenmesi lazım. Bence önemli olan iki tane gerçek var. Bunlardan bir tanesi ekonomik. Yani kulüplerimizin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bu sene çok özel bir şekilde transfer limitleri özellikle üst sınırdan hesaplandı. O yüzden transferde kulüplere biraz daha harcama imkanı sağlandı. Ama eğer futbolun değeri, marka değeri sürekli düşüyorsa o zaman gelecekte kazanacağımız paralar da düşmeye devam edecek. Yani düşünün, biz 500 milyon dolar aldığımız bir ihaleden şimdi 120-130 milyon dolarla yetinmek, şey diyorsun, lig, evet, değil mi? Yetinmek zorunda kalıyoruz. Bu da kulüplerin hepsinin çok ciddi bir gelir kaybı demek. Kaldı ki Anadolu kulüplerinin belki de en önemli geliri tamamıyla bu kalem. 180'i yayın gelirlerinden öyle. Oluşuyor. Şimdi zaten kulüplerin borcu var. Bu dönemde hala borç yapıyorsak sonumuz ne olacak? Onu çok ciddi bir şekilde masaya yatırmalıyız. Bence bütün kurtuluş, bakın, işte idareli harcamak, doğru transferler yapmak, bunların hepsi oraya katkı sağlar. Ama en büyük katkıyı sağlayacak olan saha içinde elde edilecek sportif başarı. Sportif başarı demek bir, kaliteli bir oyun ortaya koyarsınız. Marka değeriniz artar. Tamamıyla size olan ilgi artar. Sponsorlar dahil olmak üzere taraftarlardan, yayın ihalesinden kazancınız artar. Kaldı ki bir de eğer kaliteli futbol oynuyorsanız yetiştireceğiniz futbolculardan çok ciddi gelirler elde edebilirsiniz. Kaldı ki bunu yapıyorsanız o zaman Şampiyonlar Ligi'nde de varsınız. Trabzon kalsaydı zaten kafadan 20 milyon alacaktı sevgili Aykut. Şimdi orada alınacak galibiyetlerle 30 milyon euro Trabzon'un bu seneki bütün harcamalarını fazlasıyla karşılıyordu. Şimdi o yüzden ben biraz daha saha içini ön plana çıkaracağım biraz. Şimdi özete de az sonra gireceğim hocam. Öyle bir hatırlamış oluruz hem. Tabii Ahmet abinin söylediği önemli bir laf var. Yani ekonomi. Başka bir çıkış yolumuz yok. Kulüpler borcun içinde. Zaten bunu biliyoruz. Ne dedi Ahmet abi? 20 milyon ayak bastı parası alacaktı ama oradan dedi en az 35-40'ı bulacaktı işte galibiyetler, beraberlikler. Hadi parayı da bir kenara bırakalım. Tamam, madem öyle. Ülkemizin tanıtımı, Türk takımlarının işte biz de varız demesi bu arenada evet, çok önemli. Şimdi Murat abi ne oldu? Şampiyonlar Ligi'ne giremedik. Her takımımız etkilenecek abi bundan. Bir, iki, sadece Trabzonspor olarak bakmayalım. Trabzonspor'un katılması demek ülke futbolunun katılması demek bence. Tabii canım. Bak Ahmet abiyle yayın öncesi baktık Türk takımlarının UEFA sıralamasındaki yerine. Yani yokuz. Aracısı. Yokuz yani. Buyur Murat abi. Tabii bir kere gruplara kalamayarak da prestij adına çok şey kaybetti. Orası bir gerçek. Ama hocamın da dediği gibi ekonomik olarak da çok ciddi bir kaybı var. Şimdi Trabzonspor hep şunu vurguluyordu. Benim Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan gelirlerim yarı yarıya, daha az. Onlar işte daha farklı kombine fiyatlarını daha farklı yapabiliyorlar. Daha çok işte forma satıyorlar. İşte gelirleri, gelir kalemleri daha fazla gibi süreç içerisinde Trabzonspor'un başkan ve yöneticilerinden bunları geçmişte duymuştuk. Şimdi eğer bu 20 milyon euroyu en azından bir ayak bastı parasını alsalardı herhalde bu diğer işte bu sıkıntılarını
aynı kulvarda değiliz, aynı yolda gitmiyoruz. Gelir açısından dedikleri İstanbul ekiplerinin karşısında gelir açısından çok önemli bir avantaj elde edeceklerdi. Bir kere bunu, bu böyle bir fırsatı kaçırdılar. Bir galibiyet Şampiyonlar Ligi'nde 3 milyon euro yanılmıyorsam, o da 54-55 milyon TL civarında. Yani bir galibiyet sadece. Peki bu Avrupa Ligi'ne kaldık, evet. Orada bu yanılmıyorsam çok daha az, 600 bin euro civarında. Tabii işin ekonomik tarafında bu tür bir sıkıntı, çok büyük bir sıkıntı oluştu. Yani sonuçta Trabzonspor'da ciddi maliyetlerle transferler yaptı, oyuncular aldı, bonservis bedelleri belirledi, bonuslar belirledi, imza paraları belirledi. Bunlar şimdi ödenecek. Belki şu anda kısa vadede bir sorun olmayabilir ama ödenecek. uzun vadede sonuçta yeri geldiği zaman bu sıkıntıları yaşayacaklar. Şimdi Abdullah Avcı işte rakibin pozisyonu yok. Basın toplantısında mesela bu tür söylemleri oldu. Sonuçta maç gitti tur. Yani rakibin bana göre pozisyonun olup olmaması açıkçası benim çok da umurumda değil. Yani önemli olan tabelaya bakacağız. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam İstanbul'da kura çekiminde. Çekiminde. Biz var mıyız, yok muyuz? Ve bu çok trajik bir şey. Biz yokuz. İstanbul'da final var 10 Haziran'da. Bizim Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok. Yani çok bir yandan Türkiye çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Büyük organizasyonlardan tam not olarak sınavı geçerek başarıyla, yüzün akıyla geçiyor. İşte son Konya yapıldı. Şimdi önümüzde işte Haziran'da final var Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Bugün kurallar çekiliyor. Dünya futbolunun gözü burada olacak, İstanbul'da olacak, Haliç'te olacak. Bakıldığı zaman ya bizim takımımız yok ya. Bu çok acı bir şey. Ya bu üzerinde konuşulacak bir konu. Yani Kulüpler Birliği bence otursun, bunun için toplansın. Böyle her şeye toplanıyorlar mesela. Böyle işte vergi sabotajlar, işte onlar bunlar, ufak tefek bir sürü şeyler için. Bence bunun için toplansınlar. Biz niye başarısız olduk? Biz niye bu hale geldik? Ya da önümüzdeki sezon, yani bu sezon pardon, şampiyon oldu takım. Ne yapayım? 3 tane en öneme oynayacak. Yani Temmuz'da başlayacak maçları. Gruplara kalabilmek için 3 mü hatta 4 mü rakibi saf dışı bırakacak. Ya bu çok zor bir yolculuk. Geldiğimiz noktaya bakın. Yani Trabzonspor ve Trabzonspor'un öncesinde diğer takımlar, şimdi sadece Trabzonspor'u şey yapmayalım yani. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta sıfır çekti mesela işte. Bakıldığında herkesin bir payı var. İşte diğer Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden takımlar. Ve bugün gelinen noktada Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımı yok. İstanbul'da bunun kurası çekiliyor, biz yokuz. İstanbul'da final var. Belki finale kalacağız. Ne bileyim. Belki öyle bir umudumuz olacaktı. Yokuz. Ve önümüzdeki sezonda şampiyon olan takım oynayacak. Oynayacak. Geçecek. Yani geçer belki. Bir şey demiyorum ama yani şimdi baktım ben torbalara. Torbalar var mı elimizde? Bilmiyorum. Ekrana getirebiliyor muyuz? Biraz sonra gelebilir. Yani işte Maccabi Haifa var ya, İsrail'den. Biz nasıl yokuz? Victoria Pilsen var, Çek. Celtic var, İskoçya. Salzburg var, Avusturya mesela. Diğerleri çok çok iyi takımlar da. Shakhtar Donetsk var. Savaş takımı var. Biz yokuz. Bir tane takımımız yok. Ne kadar dramatik yani, değil mi? Bu konuyu ben bence Kulüpler Birliği, Federasyon... Bak geldi abi ekrana. Evet. Yani bunlar hadi bakıldığı zaman... Kalbur üstü. Birinci torba. Birinci kalbur torba. Üstü. Evet, bu bunlar iyi, tamam. Bu iyi torbamız. Yani ikinci evet. Torbanın birinciden farkı yok. Bakalım. Liverpool evet, bu süper yine bir şey. keşke hocam şunlarla eşleşseydik, bu keyfi yaşasaydık. Tabii yani bakıldığı ya, zaman ya, üçüncü torba yine güçlü. Üçe de bakalım.
Yani Shakhtar mesela, Salzburg biraz önce ismini söyledim. Bak yani, Shakhtar 3. torba takımı düşün. Yani tamam, evet. Portekiz evet. futboluna Dortmund, çok büyük saygımız torba. Var. Evet abi. Napoli, yani Sporting'in, Inter. Portekiz'in hocam iki tane takımı burada. Gel 4. torbaya. Yani. Şimdi. Bir dakika hocam, şunu bak şimdi hocam. Kulüp Buyuruş, Celtic, Marsilya, Victoria Pilsen. Evet yani nasıl ya, biz yani biz nasıl olamayız ya? Vallahi doğru söylüyorsun.